Man Sesli Makale Hakikat mi başkaldır mı? Sanatta kadın emeğinin dönüşümü. Yazan Rana Sökmen Seslendiren Murat Faruk Alparslan Toprağa atılan tohumlar, dikişe atılan düğümler, hasatta atılan da emek çokluğu ölçüsünde kutsanır. Harcanan çabanın etki ettiği, oluşmasını sağladığı şeye kıymet verdiği düşünülür. Emek, onsuz yemek olmayandır. Alın teri, kurumadan karşılığı verilmesi gerekendir. Bu kadim anlayış emeğe, şeylerin niteliğini önemli ölçüde değiştirmesi nedeniyle paha biçilmez bir değer katar. Onu kaçınılmaz olarak görsel ve sözlü sanata taşır. Çünkü duyguların, değerlerin ifadesi tam da buradadır. Emek sanatta zaman ve coğrafyaya göre değişen yol arkadaşlarına sahiptir. Emeğin zamandan ve mekanlardan bağımsız yol arkadaşı ise kadınlar olmuştur. Kadınların sıklıkla emekli anılmasının nedeni, kadınlığın bereketle ve toprakla özdeşleştirilmesi olabilir. Kadınların fedakarlıklarının ve adanmışlıklarının yüceltilmesi de kadınları emekle özdeşleştiren etkenlerden biridir. Bu özdeşlik ikiliği görsel sanatla sıklıkla buluşturur. Kadın ve emek ikilisi hikayesi oldukça gerçek bir birlikteliği yansıtır. Çünkü emekçi sınıfın önemli bir bölümünü kadınlar oluşturur. Bu birliktelik içerdiği salt hakikatten dolayı birebir olarak aktarılabilen hikayevari bir anlatı olanağını içerir. Öte yandan aynı gerçeklik ideolojik bir veceye bürünerek çilesini ifade eden, bir nevi bulunduğu koşullara isyan eden bir anlatıya da sahip olabilir. Bu anlatıdaki isyan emeği küçümser nitelikte anlaşılmamalıdır. Aksine emeğe atfedilen değersizliğin bertaraf edilmesi amacını güder. Kadın emeğinin realist ve toplumcu gerçekçi bakışlı ifadesinde farklılığın temeli, bu salt hakikatin sosyolojik koşulların değişiminin etkisiyle nasıl aktarıldığında aranabilir. Realizmde kadın ve emek ikilisinin oluşturduğu gerçeklik fotoğraf tadındadır. Toplumcu gerçekçi anlayışta ise realizmin bir boyut atladığı, anlatının içerisine bir başkaldırı sindirildiği görülür. Bunu somutlamak için realist ve toplumcu gerçekçi eserlerde kadın emeği ayrı ayrı incelenecektir. Realizm 19. yüzyıl başlarında Fransa'da romantizm akımına bir tepki olarak ortaya çıkar. Romantizmin adalı ve tutkulu ifadesine karşın hedef gerçeği resmetmektir. Yine aynı dönemde icat edilen fotoğraf makinesinin de etkisiyle gerçeği olduğu gibi aktarmak öncelenir. Ayna görevi gören görüntüler idealize edilir. Romantik eserlerden farklı olarak seslenilen duygulardan ziyade akıldır. Etkileme yolu hissettirmekten ziyade düşündürmek. Resmedilenin gerçeğe benzerliğine hayran bırakmaktır. Romantik eserlerin gerçeklikten uzak idealist anlayışının aksine realist eserlerde gerçeğin olduğu gibi aktarılması, sosyal temaların görsel sanatlara girişini hızlandıracaktır. Akım'ın en önemli temsilcilerinden Jan François Millet, köylü bir ailenin çocuğudur. Resim kahramanlarını da köylü ve çobanlar arasından seçer. Hayatı boyunca görmüş olduğu şeyi çizme gayesinde olmuştur. Cri de la terre dediği toprağın haykırışını emekçi kesimi resmederek ifade edecektir. Onun eserlerinde çiftçi sınıfının mütevazılığı demagojiden uzak biçimde ele alınır. Politik kaygılardan bağımsız betimlediği işçiler ona göre saygı duyulması gereken emekçilerdir. Salt bir realizm örneği olan başak toplayan kadınlar ressamın sembol eseri haline gelmiştir. Eserin ilk planında üç kadın yer alır. Hasattan sonra arta kalan başak tanelerini toplarlar. Bu Avrupa'nın kırsal kesiminde oldukça yaygın bir gelenektir. Soldan aşağı bu üç kadın vücut hareketleriyle toplamanın hikayesini kronolojik biçimde anlatırlar. Soldaki kadın elini alacağı başağı seçmektedir. Ortadaki kadın unu toplar, sağdaki kadın ise topladığı başağı biraz dolu olan heybesine yerleştirir. Millenin kompozisyonunda bu zorlu işi kadın emeğiyle resmettiğini görürüz. Yapılan işin yoruculuğuna karşın eser adeta huzur verir. Bunun nedeni kadınların oldukça yumuşak hatlarla resmedilmiş olması ve arka planda hakim olan sıcak sarıdır. Kadınların gururdan veya sıkıntıdan uzak, kendi hallerinde olmaları, Millen'in günlük hayatı anın dondurulduğu bir fotoğraf çıplaklığıyla yansıttığını gösterir. Tasvir abartılı duygular içermemektedir. Arka planda kullanılan sıcak renkler ön plandaki zorlayıcı işle bir tezat oluşturur. Tüm unsurlar bir arada değerlendirildiğinde köy hayatının zor şartlarına rağmen terk edilmesi gerekmeyen ancak idealize de edilmemiş bir yaşam tarzı olarak ifadesi dikkat çeker. Resim oldukça gerçektir. Sahnedeki gerçekte nasılsa öyledir. Mille realist çizgisini kullanarak bunun ötesine geçmeyi amaçlamaz. Aynı ikilinin kadın ve emeğin toplumcu gerçekçi çizgide ifadesi daha derin bir hikayeye sahip olacaktır. Toplumcu gerçekçilik, romantizm ve idealizmin abartılı ifadelerine tepki olarak 20. yüzyılda gelişen, toplumun gerçekliklerini, sıkıntılarını dile getiren bir akımdır. Sanayi devrimi sonrası zenginleşen orta ve üst sınıfın büyük kapsamlı bir işçi sınıfı doğurması ve bu sınıfın sosyal haklarının devletler tarafından göz ardı edilmesi, işçi sınıfını değişim arzusuna iter. Küçümsendiğini düşündükleri emeklerinin ifadesi bu kez bir isyan anlatısıyla karşımıza çıkar. Toplumcu gerçekçilik anlayışıyla üretilmiş eserlerde, realist eserlerde olduğu gibi gerçeği görürüz. Ancak bu gerçeklik içinde kaçınılmaz bir duygu yükü barındırmaktadır. Türkiye'nin görsel sanatına toplumcu gerçekçi bakışın girişi 20. yüzyılın ortalarında olur. Cumhuriyet sonrasında halkın efendisi ilan edilen köylü sınıfın pozitif haklarını elde etmekte çokça güçlük çekmesi, akımın sözlü ve görsel sanatta ilerleyişini hızlandırır. Ülkemizde bu çizginin en önemli temsilcilerinden biri Anadolu kadını tiplemeleriyle sembolik bir gerçekçiliği sanatımıza taşıyan 1940'lı yıllarda Yeniler grubunun sanatçılarından olan Nuri İyem'dir. Nuri İyem işçi ve köylü sınıfının hakikatini alışılmadık çizgi ve renklerle resmeder. Gerçek insanların gerçek hikayelerini bir başkaldırıyla anlatır. Nuri İyem çizgisinde salt gerçeğin çok daha ötesini amaçlar. Eserlerinde kontür çizgilerinin belirgin ve sert olduğu görülür. Kontrast renklerden sıkça yararlanır. Kübizmin hafif bir dokunuşu sezilir. Onun portreleri ve başta Anadolu kadınına olmak üzere Anadolu insanına dair tasvirleri bu insanların sosyal hayattaki ikonları haline gelmiştir. Tarladan dönen işçilerin sırtlarındaki yük gerçekten de yaşadıklarını aktarır. Peki sırtlarındaki bu yük baktığımızda hissedilmeyecek gibi midir? Enteriyör, iç mekan eserinde ise ilk planda üç kadın görülmektedir. Kıyafetlerinden kadınların Anadolu'lu oldukları anlaşılır. Soldaki kadın hamur yoğurmakta, ortadaki büyük ihtimalle dikiş dikmekte, sağdaki ise çocuğunu emzirmektedir. İyem kadınların iç mekandaki emeklerini resmetmiştir. Enteriyor. Figürlerin köşeli ve kalın hatlarla resmedilmesi resmin anlatısını keskinleştirir. Kadınların üzerinde oturdukları siyah halı ve koyu renk duvarlar resme bir kasvet katar. İç mekan anlatısını pekiştirir. Arka planda görülen kapının kapalı olması ve küçüklüğü resmi adeta çıkılacak yer bırakmayan bir mekan haline getirir. Bütün simgeler bir arada değerlendirildiğinde emekçi Anadolu kadınının bu interiörde sıkıştığını hissedebiliriz. Toplumcu gerçekçi bir bakışın gerçeği konu aldığını ancak form değişiklikleriyle ideolojik bir anlatı amaçladığını söyleyebiliriz. Kadın ve emeğin realist ve toplumcu gerçekçi bakışta ifadesinin farklılığı akımların dönüşümünü özetler. Olması gerekeni barındırmayan izleyiciye etkileyici bir fotoğraf sunan realizm, sosyal gerçeklerin resme girmesini sağlamıştır. Toplumcu gerçekçi bakış ise bu gerçekliği çok daha öteye taşımış, olması gerekeni de anlatmaya çalışmıştır. Romantizmin abartılı duygu yükünden kaçarak oluşturulan realist çizginin gerçekle duygunun harmanlandığı güçlü bir toplumsal anlatıya dönüşmesi toplumcu gerçekçiliği romantizme yaklaştırır mı? Acaba gerçekçilik kaçtığı yere geri mi dönmektedir? Katman Sesli Makale